Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu ilk defa yapacağım bir video. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir ürün bitirme projesi. Şimdi ben bu videoyu neden yapıyorum? İlk önce hamileliğimde başlayan, sonrasında devam eden bir temiz içerikli ürün arayışı bende başlamıştı. Bu sırada tabii minimalizmle de aynı zamanda tanıştım. Elimde olan işte bir sürü kıyafeti, bir sürü makyaj malzemesini, tam 3'te 2'sini tamamen arkadaşlarıma ve aileme verdikten sonra elimde kalanların hala çok fazla olduğunu fark ettim. Bunlar bende ruhsal olarak bir ağırlık yaratıyorlar ve bunların artık bende elimde olmasını istemiyorum. Aynı zamanda çöpe atarak da israf etmek de istemiyorum. O yüzden böyle bir proje yaparak daha böyle sistemli olarak bitirmeye karar verdim. Belki siz de benimle aynı düşüncelere sahipsinizdir, böyle bir şey yapmak istiyorsunuzdur, beraber yapabiliriz diye düşündüm. Bu yüzden ben nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bu arada yüzümde makyaj yok, o yüzden de burada 20 tane makyaj malzemesi var elimde. Hem makyajı da yapacağım, hem kullandığım ürünleri de göstereceğim ve neden bu ürünlerin hiçbirini tekrar almak istemediğimden de bahsedeceğim size. İsterseniz hemen başlayalım. Elimde 20 ürün var dediğim gibi, hepsini tek tek kullanamayacağım tabii yüzüme. Ama kullanabildiklerimi size de göstermek istiyorum. Onun dışında elimde falan göstereceğim ürünlerin hepsini. Bu arada amaç şu, bu 20 ürün bitene kadar, şöyle yani atıyorum, bu 20 ürün içinde 2 tane fondöten var. Biri biraz daha koyu renkli, biri biraz daha açık renkli. Bu açık renklisi bittikten sonra elimde olan diğer açık renkliyi alıp onunla değiştireceğim. Yer değiştire değiştire böylece bütün ürünlerim de bitmiş olacak. Bunlar bitene kadar ve bittikten sonra da amacım zaten hiç bu tarz ürünleri bir daha almamak, alışveriş yapmamak, temiz içerikli olmayan ürünlerle ya da işte kullanıp temiz içerikli olsa da kullanıp sevmediğim ürünleri tekrardan almayacağım. Bunları da size göstermek istedim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce bir makyaj bazıyla başlayacağım. Bu Smashbox'un Photo Finish makyaj bazı. Bu nasıl benim elime geçti? Bunu ben geçen yıl kayınvalidem bana bir Christmas takvimi almıştı. Onun için Douglas firmasının. Onun içinden çıkmıştı. Ben normalde makyaj bazı hiç kendime almadım. Hep bir şeylerin içinden çıktığı için elimde varlar. O yüzden şimdi bunu kullanarak başlıyorum. Bunları tabii bunun içeri yüzünden tekrar almayı planlamıyorum. Şimdi biraz parmağımı alacağım. Şu şekilde. Zaten silikon gibi. Sürdüğünüz zaman da hissediyorsunuz yani yapısını. Şöyle bir yüzüme parmaklarımla yedireceğim. En çok yedirdiğim yerler tabii atıyorum daha böyle gözeneklerimin belirgin olduğu yerler. O yerleri daha böyle bir yüzümün ortasına yani daha çok sürüyorum. Burnumun üstüne, yanaklarımın iç kenarlarına, çeneme şu şekilde sürüyorum. Burada saçımı da yüzümden alayım. Daha rahat yapalım. Evet, şimdi bu bitirmek istediğim ilk ürün. Bunu böyle köşeye koyalım. İkinci ürün, ürünler diyeyim. İki fondötenden bahsedeceğim. Bir tanesi Dior'un Capture Total diye mi okunuyor bilmiyorum. Aşağı yazarım yani size yine de. Şu fondöteni. Diğeri de Estée Lauder'ın Double Wear'ı. Bunu neden? İkisini de içeri yüzünden almak istemiyorum. Bu çok sevdiğim bir fondöten. Bu da rengi yüzünden çok kullanamadığım bir fondöten. Bugün o yüzden kullanamayacağım bunu. Bunu kullanacağım sadece. Kullanmayacağım için size göstereyim yapısını. Bu çok kapatıcılığı yüksek bir ürün. Bunu bana babam havaalanından getirmişti. Yalnız ben ona yanlış renk söylediğim için koyu renk getirmiş. Bunun bendeki rengin numarasını size söyleyeyim hemen. 2C1 Pure Beige. Şöyle göstereceğim elimde. Burada elim yandı benim güneşten. Yüzümle arasında bayağı bir fark var. Ve çok sarı sarı duruyor. Ya ben bunu sadece yazın şöyle biraz yanaklarıma farklı bir renk olsun diye kullandım. Ya da işte şuralarıma. Bronzer gibi kullandım çok hafif. Şimdi de öyle kullanmayı planlıyorum. O şekilde kullanmayı planlıyorum. O yüzden içeri yüzünden de bunu tekrardan almayacağım. Dior'da bu fondöteni çok seviyorum ama dediğim gibi ellerimi sileyim. Dediğim gibi içeri yüzünden artık bunu almayı istemiyorum. Bu arada bu fondöteni en iyi bir pompa alacağım elime. En iyi parmaklarınızla yayabiliyorsunuz. Ben bunu fırçayla ve süngerle de denedim. Yalnız korkunç görünüyor. Çizgi 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 duruyor ve hiçbir şekilde yüzünüze birleşmiyor.
şeyle fırçayla sürdüğünüzde, süngerle sürdüğünüzde de hiçbir şey kalmıyor. Sünger hepsini emiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şöyle. Bütün yüzümü yedireceğim. Bu arada aynamı da alacağım. Çünkü şu an sadece kameraya bakarak yapıyorum. Bir pompa yeterli oluyor bunda. Eğer içeriğini çok önemsemiyorsanız gerçekten ve kuru ciltliyseniz çok güzel nemlendiren bir fondöten yani. Benim yüzümde tabi bu arada nemlendirici falan var. Çünkü benim yüzüm aşırı kuru. O yüzden bunun nemi bile sadece tek başına yeterli olmuyor. Ama kuru yerlerde falan yüzünüzün cildinizin kuru yerlerinde falan hiçbir şekilde birikme yapmıyor. O yüzden ben bu fondöteni çok severek kullanıyorum. Şöyle bir de bakayım aynamla. Evet. Eğer biraz daha fazla kapatıcılık isterseniz ki şu an bayağı çok kapatıcı değil. Çok az, birazcık daha alacağım elime. Böyle bir çeyrek pompa gibi. Çok hafif. Ve daha böyle yüzümün kızarık olan yerlerine birazcık daha süreceğim. Böylece oraların biraz daha kapanmasını sağlayacağım. Evet, bunu da yaptım. Şimdi gelelim kapatıcıya. Burada bu üçüncü ürünümdü projemdeki. Dördüncü ürün kapatıcılar. Bir tanesi, ikisi de bu arada IQ Cosmetics'in. Şöyle göstereyim. Bunları Avusturya'da Bipa'da bulabiliyordunuz. Artık şu an gördüğüm kadarıyla %50 civarında indirim var ve bütün IQ Cosmetics'in ürünlerini elden çıkarıyorlar. Muhtemelen yerine başka bir marka gelecek. Bunlar yani artık nerede satılıyor ya da satılıyor mu onunla ilgili bir bilgim yok. Zaten tavsiye edeceğim şeyler değiller. O yüzden de elimden çıkartmaya kullanıp bitirmeye çalışıyorum. Bu cover stick olanı. Bendeki rengi bir light. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ürün. İlk önce yani rengi birazcık çok hafif bir sarılık var renginde. O biraz koyuluk oluşturuyor fondöten üstüne. Eğer açık tenliyseniz benim gibi. Çok hoşlanacağını sanmıyorum. Ben böyle parmağımla üzerinden geçiyorum. Sivilcelerin üzerine, kırmızılıkların üzerine şu şekilde kullanacağım. Yani yapı olarak aslında bayağı kremsi bir yapısı var. Kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama dediğim gibi renk olarak bir sarılık, bir hatta pembelik bile var. Yani açık tenli insanlarda çok olacağını düşünmüyorum. Ama ben bitirmek istediğim için bu projeye dahil ettim. Evet. Şöyle kırmızılıkların üzerine sürdüm. Kapatıcılığı falan çok güzel bu arada. Rengi tutmuş olsaydı bunu daha çok severek kullanırdım. Hoş içeri yüzünden tekrar almayı zaten planlamıyorum. Bu dördüncü ürünümdü. Bu da beşinci. Bunu da gözlerimin altına kullanacağım. Bu asansörlü bir ürün. Böyle çeviriyorsunuz. Çevirdiğinizde şuradan şöyle ürün çıkıyor. Ben şimdi bunu şöyle gözlerimin altına getirerek kullanacağım. Bu arada neden sevmediğim de, içeriği dışında neden sevmediğimden de bahsedeyim. Zaten birazdan göreceksiniz neden sevmediğimi. Benim cildim çok kuru olduğu için, bu arada göz kremlerim var. İki tane çok severek kullandım ama içeriği yüzünden tekrar almak istemeyeceğim göz kremlerim var. Onları kullandığımdan beri gözlerimin altındaki çizgiye pek dolma olmuyor. Ama bu, özellikle bu kapatıcıda felaket bir göz altındaki çizgiler belli oluyor ve ben bundan tabii ki hiç hoşlanmıyorum. Şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi hemen çizgiler ortaya çıkmaya başladı. Ve çok açık renk. Bu arada bunun rengi tam aslında. Renk olarak güzel bir renk. Bendeki rengi yine en açık rengi. Tekrar bir bakayım. Evet. Bir ivory. Bunu böyle parmağımla uyguluyorum. Ama hiç sevmiyorum. Yani bitmesi için bitmesini iple çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Hiç sevdiğim bir ürün olmadı. Şu şekilde kullandım. Gördüğünüz gibi göz altlarımdaki çizgileri çok belirginleştiriyor.
Evet, şimdi sıradaki ürünümüz ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Bu Urban Decay'in Eyeshadow Primer Potion'ı. Şöyle göstereyim. Bendeki Allah'tan küçük boyunu almışım. Dediğim gibi içerikleri yüzünden bunları tekrardan almayı planlamıyorum. Yalnız ürün gerçekten güzel bir ürün. Çok az sürmeniz yeterli oluyor. Gerçekten farı yerinde tutuyor ve uzun süre kalmasını da sağlıyor. Şöyle parmaklarımla uyguluyorum. Birazcık kurumasını bekleyeceğim. Çünkü çok vıcık vıcıkken, çok ıslakken sürmek istemiyorum açıkçası farı üzerine. Şimdi size o sırada ne yapayım? Kaşlarımı yapayım. Bu 20 ürün arasından bir daha alamayacağıma, içeriği yüzünden almak istemiyorum. Alamayacağıma üzüldüğüm tek ürün bu. Çok çok üzüldüm. Bu Yves Saint Laurent'in Eyebrow Pencil'ı. Bendeki numarası 4. Arka tarafında şöyle bir fırçası var. Kaşımın rengine birebir uyan çok nadir farlardan bir tane, bir tanesi, kalemlerden bir tanesi. Önce şöyle bir tarıyorum kaşlarımı. Ben bu arada kaşlarımı almıyorum ve kaşlarımda delikler yani boşluklar var kaşlarım arasında. O yüzden çok hafif, doğal duracak şekilde kaşlarımı bununla dolduracağım. Bu arada işte bu en çok üzüldüğüm ürün bu olacak tekrardan almadığımı. Çünkü temiz içerik ürünlerde henüz bunun birebir karşılığını bulabilmiş değilim. Hem renk olarak hem yapı olarak bakalım. Yani şu ana kadar bulamadım. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Deniyorum şu anda bazı şeyleri. Çok hafif şu kadar dolduruyorum yani sadece o boşluklar kapansın diye. Bu temiz içerikli ürünlerde şöyle bir sıkıntı var. Çok çok ünlü markalar henüz değiller. Ben gelecekte hepsinin çok iyi yerlere geleceklerini, çok daha isimlerinin duyulacağına inanıyorum. Fakat henüz öyle olmadığı için, daha küçük firmalar olduğu için renk skalası normal büyük firmaların skalası kadar geniş değil. O yüzden kendi renginizi kaçta bulmak biraz daha zor oluyor. Şimdi ben üstlerinden şöyle bir daha tarayacağım yukarı doğru. Benim kaştırma yaptığım her şey bu kadar. Böyle yapıyorum. Bu da ürün bitirme projemdeki 7. ürün oldu. Şimdi gelelim göze. Bu da üzüleceğim ürünlerden bir tanesi. Dior'un göz kalemi şöyle siyah. Arkasında da şöyle bir süngeri var. Ben bunu şimdi gözümün içine süreceğim. Şu üst içine. Normalde ben bunu gözümün üstüne de sürüyorum. Şöyle size elimin üstüne bir göstereyim. İnanılmaz yumuşak, simsiyah. Ve şu şekilde karıştırdığınızda inanılmaz güzel karışan ve böyle bir buğulu etki yaratan çok güzel bir kalem. Şimdi gündüz olduğu için ben bu tarz bir makyaj yapmayacağım ama bunu da göstermek istedim size. Şimdi artık gözümün üstüne geçiyorum. Bu da IQ Cosmetics'in krem farlarından. Bendeki rengi bronz 6 numaraymış. Dediğim gibi bunları bulmanız imkansız. Bunları da içerikleri yüzünden hiçbirini almak istemiyorum. Şöyle bir fırça alacağım. Şunu alayım. Bendeki fırça Bobbi Brown'un bir fırçası. Şu iki taraflı olanlardan. Şunu şimdi böyle şöyle bir fırça aldım. Bununla gözümün üstüne tamamen bunu geçeceğim önce. Bu arada bunları da aslında çok beğeniyorum. Hoş marka hala var mı? Herhangi bir yerde Avusturya'da satılıyor mu? Onu da bilmiyorum. Çünkü Bipa'dan dediğim gibi artık yavaş yavaş kaldırmaya başladılar.
Böyle alta bas sürdüğünüz zaman bayağı yapışıp kalıyor bu yani. Çok çok yukarı doğru getirmeden göz kapağının üzerine sürüyorum. Bunu bu arada alta baz sürmeden sadece bu farı sürdüğünüzde 1 saat 2 saat sonra hiçbir şey kalmıyor. Tamamen gitmiş oluyor. O yüzden mutlaka bazla sürmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunları kullanıp bir daha almayı planlamıyorum hiçbirini. Ve bu video serisinde göreceğiniz hiçbir şeyi tekrardan almayacağım. Böylece hem elimdeki kullanmak istemediğim ürünleri bitirmiş olacağım. Hem de bunu böyle sistemli bir şekilde yapmış olacağım. Böylece hiçbir ürün umarım bozulmadan kullanıp çöpe gidecektir. Şöyle birazcık daha kenarına süreceğim. Şöyle katlama bölgesine. Şimdi bunu da bir kenara koyuyorum. Dokuzuncu ürünümüz oldu. Şimdi gelelim benim sahip olduğum, yıllar önce aldığım ilk far paletine. Bu Clinique'in bir far paleti. Bunun Pink Chocolate 112 numaraymış. Hala var mıdır bilmiyorum. Ben alalı gerçekten bir 6 yıl falan olmuştur. Gördüğünüz gibi buraya zaten kahve, koyu kahve rengi olanı neredeyse bitirdim. Şimdi bunu bir fırçayla koyu kahverengi olanı yine kullanacağım. Bu Real Techniques'in bir fırçası. Deluxe Crease Brush diyor. Tam orası için kullanacağım zaten. Şuradaki kahverengi alıyorum, koyu kahverengiyi. Burada bunların rengi, yapısı çok güzel gerçekten. Şu gözümün katlanma bölümüne çok az süreceğim. Çok sürmek istemiyorum. Şöyle rengi hafif bir koyulaştırmış oldu. Çok parlak bir turuncu çünkü gözümün üstündeki çok parlak bir karamel rengi. Onu biraz kırmak istiyorum o yüzden biraz koyu far alıp şu şekilde katlanma bölgesine ve dış köşesine doğru getiriyorum. Bakayım birazcık daha buraya sürmem gerekecek. Şimdi bunu da bir kenara bırakıyorum. Şurada gördüğünüz beyazı alacağım. Onu da şöyle daha küçük bir fırçayla kaşlarımın altına birazcık uygulayacağım. Aynı şekilde bu tarafa da. Ve gözümün iç köşesine. Bu böyle çok mat bir beyaz bu arada. Evet, şimdi size bu arada sadece rengi göstermek için şu gül kurusunu alıyorum. Bu da böyle sedefli bir gül kurusu. Gerçekten çok güzel bir renk. Ve bir de şu karamel kahveyi göstereyim. Açık kahve olan. Bu da gerçekten çok güzel açık bir kahverengi. Ben şimdi o açık kahverengi yine şu küçük şeyi alıp gözümün altına biraz geçeceğim. Sadece dış köşesine burada şu tarafa doğru, ortaya doğru iyice içine doğru gelmeyeceğim. Evet, sadece bu kadar. Evet. Şimdi bu da bitirmek istediğim şeylerden bir tanesi. Bu da 10. ürünümüz oldu. Bunları da böyle göstermiş oldum. Bu arada 11. ürünümüze geldik. Bu da yine Yves Saint Laurent'in
bir maskarası. Bu bana bir setin içinden çıkmıştı. Duş eklerle birlikte, bu concealer ile birlikte. Yalnız benim kirpiklerim çok kısa ve hiç hacimli değiller. O yüzden bu bende böyle bu tarz kıl fırçalar bende hiçbir şey yapmıyor neredeyse. O yüzden günlük kullanım için uygun olduğunu düşünüyorum. Yani zaten ürünün içeriği kötü olduğu için biraz zaten almayacağım. Ama eğer içeriğini önemsemiyor olsaydım dahi tekrardan almazdım. Benim gibi kirpikleriniz kısaysa ve içeriği önemli değilse sizin için Chanel'in kirpikleri uzatan bir şeyi var. Rimeli var. Bitti paket, yani ürünün bitmiş bir şeyi de ben de değil yani çöpe atmıştım. O yüzden tam ismini bilmiyorum ama bu uzattığını vaat eden bir rimeli var. Benim kaşlarımın, açık kirpiklerimin olduğunu gösteren tek rimel oydu. Çok severek kullanıyordum. Şimdi ben temiz içerikli ürünlerden, Ecover diyorum, Ecoverde sitesinden bir şey sipariş verdim. Onunla ilgili bir video yapacağım. Yalnız onlar daha gelmedi. Geldikleri zaman orada da bir rimel sipariş verdim. Umarım o güzeldir. Çünkü temiz içerikli ve çok daha uygun fiyatlı bu arada. Kaçıncı ürünümüz oldu şimdi? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane ürünü bir kenara koyduk. Şimdi size şunu göstereceğim. Bu Guerlain markasının bir terakota spreyi. Bendeki rengi 1 numara sanırım. Evet, 01 Light. Ben bunu şöyle çalkalayarak yüzüme bu tarafa bir fıs yapıyorum. Sonra ıslak süngerimi alıyorum. Ve şu şekilde çok hafif. Burada ben allık sevmiyorum. Allık milyonda bir yani kullanırım belki. Neredeyse hiç kullanmıyorum. O yüzden ben böyle daha kahverengi tonlu bronzerlardan hoşlanıyorum. Onları allık gibi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi normalde işte allık süreceğiniz bölgeye belki biraz üstüne. Yandığınızda yani yüzünüze renk gelen bölümlere şu şekilde kullanıyorum. Evet. Böyle. Kameradan burada çok daha yoğun görünüyor normalde olduğundan, ışık yüzünden muhtemelen. Normalde benim buradan gördüğüm yani çok çok daha hafif oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Bu arada süngerimi neyle ıslatıyorum? Yani şimdi kamerayı açmadan önce ıslatmıştım. Bu da bitirmek istediğim. Bir daha asla almayacağım. Kokusu yüzünden asla alamayacağım bir ürün. Koklamaya bile katlanamıyorum. Caudalie'nin Beauty Elixir'ı. Çok kötü. Yani Caudalie, ben bunu internetten sipariş verdim. İyi ki küçüğünü sipariş vermişim. Caudalie'nin bütün ürünlerinin kokusu çok güzel olmasına rağmen bozuk şarap gibi kokuyor. Yani ben bunları böyle işte şeyleri ıslatmak için falan kullanıyorum bu şekilde. Süngerimi ıslatmak için kullanıyorum. Çok çok rezalet bir kokusu var. Normalde yüzünüze de sıkabiliyorsunuz. Bu arada gözlerinizi yakıyor. Gözlerinizi kapatmanız lazım kullanırken. Bunu da bir daha asla almayacağım. İçeriğiyle ilgili sanırım içeriği çok kötü olan bir ürün değil. Sadece bir şey var içinde almak istemeyeceğim. Ama kokusu yüzünden katlanılabilir olmadığı için bir daha almayı planlamıyorum. Bunu da bir kenara koyalım. İşte bunu da bu arada içeriği yüzünden dediğim gibi almayacağım bir daha. Bunu bu arada çok severek kullandığım bir sünger. Bu Real Techniques'in süngeri. Şimdi gelelim highlight olayına. Bu Benefit'in Girl Meets Pearl isimli highlighter'ı. Edward sağ olsun. Birazcık çevirmiş altından kapalıyken. O yüzden kapağına gelmiş. Ben oradan alacağım şimdi. Parmaklarımla şöyle çok hafif uygulayacağım. Bu arada bu da yine içeriği yüzünden almak istemeyeceğim ürünlerin içinde. Şöyle ki ürünün içeriğini önemsemiyor olsaydım da ben ki normalde yani doğal şeyleri daha çok sevmeme rağmen bunun şeyi highlight olayı bana aydınlatma olayı bana çok az geliyor. Çok çok az yani. Neredeyse hiçbir şey görmüyorsunuz. Belki makyajın altına bütün yüzünüze sürüp kullanabilirsiniz. Bilmiyorum, hiç denemedim. Ama hiç görünmüyor yani.
Kameradan görünecek mi? Çok hafif şurada. Belki biraz görüyorsunuz. O kadar yani. Bu da bitireceğim ürünler arasında. Kaç oldu? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oldu. Evet, şimdi gelelim. İki tane daha göz ürünü. Şimdi kullanmayacağım ama listemde olan bitireceğim ürünlerden biri bu. İkisi yani. Bunlar Essence'in Long Lasting olan göz kalemlerinden. Bir tanesi mor. Hafif parıltılar da var içinde ama gözde öyle çok parıltılı durmuyor. Şöyle göstereyim rengini. Kamerada daha mavi duruyor ama daha mor normalde. Bu içerik yüzünden yine almayacağım ürünler arasında. Bu da onun çok daha, bu rengi size nasıl anlatabilirim? Lila'dan bile daha açık. Şurada. Çok çok açık bir lila. Bu daha sedefli. Bunun sedefini daha çok görüyorsunuz. Renk yüzünden muhtemelen. Gelelim en son dudaklara. Bu da P2'nin üzerinde ismi bile silinmiş. Ben bunu alalı 3,5 yıl falan oldu. Çok severek kullandım. P2'nin kalemleri muhteşem bu arada. Ben çok beğeniyorum ama içerik yüzünden dediğim gibi artık almayacağım. Rengini okuyabilecek miyim? Üstünde yazar silinmiş. 131 Raspberry. Şöyle bir pembe. Ben dudağımı daha önce nemlendirici sürmüştüm. Bununla şöyle. Bunu bu arada dudağınızın bütün içine de sürebilirsiniz. İçeriği dışındaki tek handikapı bence çok kuru olması. Yani ben mat ve kuru ruj çok severim. Ona rağmen bir tık çok kuru bence. Yani altına nemlendirici sürdüğünüzde tamamen içine sürebiliyorsunuz. Çok da güzel görünüyor. Ama nemlendirici sürmeden uygularsanız çok kuru kuru duruyor. Çok çizgi çizgi duruyor dudağınızın içinde. Ama renkleri harika. Bende daha birçok rengi var. Bunlar bittiğinde bir taneler bu videonun update'lerini zaten diğer renkleri de göreceksiniz. Bittikçe ekleyeceğim. Yani olay sayıyı hep 20'ye tamamlamak, 20 ürün bitirmek. 20 ürün bitirmek derken yanlış söyledim. Hani bir turda 20 ürün koyup işte içine şey yapanlardan, eksilenlerden tekrardan ekleyip elinizdeki bütün ürünleri bitirmek. Şimdi ben diğer bir ucu göstermek adına bunu içini doldurmayacağım. Bunu bir kenara koyuyorum. Bu L'Oreal'in pudra rujlarından. Bendeki rengi 4 numara. Bunu da şimdi dudağımın içine uygulayacağım. Neredeyse birebir aynı renkteler. O yüzden bunu seçtim. İşte ışık gidiyor. Bunu da içeri yüzünden almak istemiyorum ama dudağınıza nemlendirici uyguladığınızda çok çok güzel bir renk. Ben çok beğeniyorum bunun rengini. Çok severek kullanıyorum ama dediğim gibi bitmek üzere. Şöyle içinde bir haznesi var. Oradan geliyor şeyler, ürün. Bu da onun bir rengi. 01 rengi. Daha böyle bir şeftali bir renk. Bunu da size şöyle bir elimin üstüne göstereyim isterseniz. Şu şekilde. Çok güzel bir şeftali rengi. Bunu ben arada bunu ve bunu ikisini eğer canım böyle işte bronzer ya da o tarz bir şey sürmek istemiyorsa, çok böyle hafif yüzümde renk olsun istiyorsam şöyle bir fırçayla içine geliyorum. Buradan alıp şöyle yanaklarımın üzerine birazcık uyguluyorum, dağıtıyorum. Öyle de çok doğal duruyor. O şekilde de kullanılabilir yani aldık niyetine. Evet, gelelim son ürünümüze. Bu da Estee Lauder'in Shimmer Gloss'u. Numarası 6. Pure Color 6 numara. Şöyle bir ürün. Ben ıslak ürünleri aslında hiç sevmiyorum. Bunun böyle çok güzel bir simi var. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Sim derken çok hafif. Çok çok hafif bir simi var.
Ben yazları sadece bu tarz şeyler kullanıyorum. Güneşlenirken güneşin altında böyle çok dudaklarım kurumasın diye güneşlenirken derken yatıp güneşlenmiyorum, şemsiye oluyor yine de ama böyle dudaklarım yazın daha böyle bir kuruyorlar. Kıştan daha farklı şekilde kuruyorlar yani. O zaman böyle ürünleri kullanıyorum. Bunu ben bir setin içinden çıkmıştı bana. Bunu alalı da bayağı bir, en az bir 4 yıl var artık. Bu arada hiç bozulmamış. Ne kokusu ne yapısı hiçbir şekilde bir bozulma yok. O yüzden kullanıp bitireyim çünkü bu tarz likit ürünler daha çabuk bozuluyor. Şöyle parmağımla elimin üzerine şöyle bir yapıp rengini göstereceğim. Yani renk neredeyse hiç vermiyor ama parlaklığı görüyorsunuz. Çok güzel. Yapış yapış olmasa highlighter olarak bile kullanılabilir yani. Ben şimdi ellerimi biraz sileceğim. Evet. Şunu çıkarayım artık kafamdan. Benim şimdi şöyle bir çantam var. Bu çantanın içine bütün hepsini tek tek koyuyorum. Burada birazcık havalar ısındı. Ben birazcık daha böyle çocuk parkında falan bile yanıyorum çünkü. Hafif bir rengim koyulaştığı zaman bu ikisini karıştırarak kullanacağım bu arada. Onu da öyle bitirmeyi de planlıyorum yani aynı zamanda. Bütün ürünleri, bitirmek istediğim bütün ürünleri alıp çantayı da bu arada Vişi'nin bir setini aldığım zaman birlikte vermişlerdi zaten. Evet. Şöyle bir çantanın içine koyuyorum ve bunu makyaj masamın gizli bir bölmesi var. Bir şey alanı. Çekmecesi. Onun içine koyuyorum ve bunun dışındaki bütün ürünlerimi çekmecelerde kilitli bir şekilde saklıyorum. Hiçbir şekilde açıp bakmıyorum bile. Çünkü açıp bakarsam ve bugün başka renk bir ruj mu sürsem, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye yine dağılacak. Proje yine yarıda kalacak. Ürünler bozulacak. Canım sıkılacak. İşte öyle şeyler olmasın diye. Hepsini bir araya koyuyorum. Dışarı çıkarken bir seyahate bir yere gideceğim zaman bu şekilde yanıma alacağım. Normalde günlük kullanımda da sadece bunun içini açıp bunun içinde ne varsa bunlarla makyaj yapıyorum. Evet sıkılabilirim. Biliyorum ama beraber zaten izleyip göreceğiz. Hiç farklı bir şey kullanmayı tabii size çekeceğim videolar dışında. Çünkü videolarda aldığım ürünler, temiz içerikli ürünlerle videolar yapacağım. Bu yüzden sadece video çekerken o ürünleri deneyip göstereceğim size. Ama onun dışında dediğim gibi hiçbir ürün kullanmayacağım. Vlogları izliyorsanız da zaten göreceksiniz ki hep aynı renkler, hep aynı şeyler dönecek. Yani atıyorum işte birinde bu renk gözümde şey varsa diğerinde en fazla lila ve mor olabilir. Çünkü elimdeki bitirmem gereken ürünleri biliyorsunuz. Sizin de böyle bir fikriniz vardıysa eğer bu videoyu da bu yüzden izliyorsanız istiyorsanız birlikte yapabiliriz. Sizin de seçtiğiniz ürünleri nasıl yaptığınızı ya da bir vermek istediğiniz bir tavsiye varsa nasıl siz de yapıyorsanız böyle bir şey hepsini yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Update'lerle zaten muhtemelen birkaç ay sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdiden herkese izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.